Konuşmaya da devam ediyoruz çünkü şu an finansal piyasa arasından Türkiye'deki en önemli başlık bu. GCM Yatırım Araştırma Müdürü Tuğberk Çetici de bize yol gösterecek. Hoş geldin Tuğberk. Murat, hoş bulduk. Sağlıklı yayınlar dilerim. Çok teşekkürler. Şimdi bir politika faizi var Merkez Bankası tarafına. Genelde yani anketlere baktığımızda çoğunluk orada bir değişiklik beklemiyor. Ama bir yandan işte şu anda hali hazırda kullanmakta olduğu diğer faiz oranlarında değişiklik olur mu? Koridor dediğimiz noktada değişiklik olur mu? Geçti kriterde değişiklik olur mu? Bunlar soru işaretleri. Sen ne diyorsun? Murat, öncelikli olarak araştırma ekibimle beraber Merkez Bankası tarafında politika faizini ve diğer faiz oranlarında herhangi bir değişiklik beklemiyoruz. Burada açıklama metninde Merkez Bankası'nın Türk lirası sıkılaştırma veyahut da likidite aksiyonlarında ne kadar şahin tonda vurgulama yapacak? Bu şahin vurgulaması yükseldiği zaman da Türk lirasındaki göreceli olarak bir değer kaybında sınırlanma olabilir. Şahin, ama şahin, bu, şahin vurgulama ifadesini açar mısın bu arada? Şahin vurgulama, evet, pandemiden dolayı mevcut durumu görüyoruz. Enflasyon, döviz kurundaki maliyetlere yansımayı dikkate alıyoruz ve buna bağlı olarak da politika faizi dışındaki diğer faiz oranlarında Türk lirasında veyahut da diğer dinamiklerde Merkez Bankası gerekli gördüğü durumda gerekli hamleleri yapabilir söylemini daha açık, net, sert bir şekilde vermesini şahin olarak adlandırıyoruz. Ama daha genel geçer bir ifadeyle virüs bağlamında ekonomik aktivitede zayıflama var, Merkez Bankası gerekeni yapar şeklindeki biraz daha güvercin açıklama, piyasanın o beklediği merkez her an girebilir, faizi arttırabilir, negatif faizden çıkartıp Türk lirasını tekrar göreceli cazip hale getirebilir vurgusunu bekliyoruz açıkçası. Tabii bu noktada Merkez Bankası'nın geçmiş dönemden beri gelen bu koridor uygulaması biraz kurumsal yatırımcı tarafında kafa karışıklığına neden oluyor. Piyasa zaten Merkez Bankası'nın önünde, diğer faiz oranlarında yükseliş devam ediyor. Kredi faizlerinde aylık faiz oranı 1.88'de %2 seviyesinde. Zaten piyasa diğer faiz oranlarındaki fiyatlamayı yapıyor. Fakat tabela faizinde herhangi bir faiz artışına gitmiyoruz. Burada da şöyle bir senaryo olabilir. Çünkü Merkez Bankası geride bıraktığımız PPK açıklamasında virüse karşı para politikasının şekillenmesini vurgulamıştı. Şimdi virüsün Kasım Aralık'ta hangi şiddette olacağını veyahut da Ekim sonu Kasım başı gibi Türkiye'de turizm sektörü sezonu tamamladıktan sonra devreye girebilecek bölgesel kısıtlamalar, ekonomik aktivitenin tekrar yavaşlaması Merkez Bankası'nın bir faiz arttırım yapma ihtimalini oldukça zayıflatıyor. Önce virüs görülecek, virüs görüldükten sonra öncelikli olarak Kıbrıs tarafı bunda seçimler var. Her ne kadar piyasanın gündeminde olmasa bile o bizim Avrupa Birliği ile olan ilişkilerimizi bambaşka bir boyuta taşıyabilir eğer Türkiye'nin istediği bir sonuç olmazsa seçimlerde. Daha sonra da Amerika tarafında başkanlık seçimlerini takip edeceğiz. Dolayısıyla bu Ekim, Kasım, Aralık döneminde faiz arttırım ihtimali dış faktörler nedeniyle sanki biraz zor diye düşünüyoruz. Şimdi, Merkez Bankası'nın bir kur hedefi olmadığını biliyoruz. Yani işte Merkez Bankaları, evet, kurun şuraya gelmesi hedefliyorum demez ama piyasalarda istikrarı gözetir. Gözetirken de piyasalar buna göre yön bulmaya çalışır. Merkez bankalarının vereceği mesajlara göre yol bulmaya çalışır. Ama bir yandan enflasyon beklentilerinde bir belirsizlik de son dönemde oluştu. Şimdi sözlü bir ifade, senin dediğin türden şahin bir ton ve bir yandan da işte ortalama fonlama faizini yükseltme eğiliminin kademel olarak sürmesi istikrar yolunda atılmış önemli bir adım olacak mıdır? Yoksa önümüzdeki dönemde biz işte bu aktif rasyosunun kaldırılması gibi veya Türk lirası mevduatlarının cazibesini arttırması için stopajların düşürülmesi gibi bazı ek düzenlemeleri de bekleyebilir miyiz? Merkez Bankası sözlü yönlendirmeyi şahin yapsa bile bu Türk lirasında göreceli bir değerlenmeye neden olabilir. Çünkü ana hareket değersizleşme olduğu için bu noktadaki çözümle Merkez Bankası'nın net olarak tabela faiz, yani politika faizinde faiz artışına gitmesi gerekiyor. Türk lirası tarafındaki negatif faiz algısını kırıp tekrar Türk lirasına yatırımı cazip hale getirmesi gerekiyor. Faiz artışına ilave olarak döviz kurundaki değer kaybı, bunun etkilerinin arz yönlü enflasyon şoklarını daha da tetikleyip arttırmaması için bu faiz artışı kaçınılmaz bir noktada. Ama şu anda sözlü müdahale yapsa, bunun tozunu arttırsa bile de gerçek anlamda istenilen bir Türk lirası oynaklığını yönetme anlamında kısmi başarılı olabilir ama seviye tarafında çok başarılı olmayabilir. Çünkü burada ileriye dönük beklentiler önemli. Şu anda yatırımcılar tarafında
pozitif bir haber gelse, Türk lirası değerlense ki bir alım fırsatı yaratsa şeklinde bir beklenti var. İleriye dönük olarak da döviz çiplerindeki negatif algı hala sürdüğünden dolayı insanların ileriye dönük beklentilerindeki iyileşmeyi ne sağlayabilir? İşte bunun da ilk adımı Merkez Bankası'ndan yeri ve zamanı geldiği zaman da olası bir faiz artışı olacaktır. Evet, önümüzdeki dönemde göreceğiz. Tabii bu noktada yarınki toplantı sonrası da Şahin dediğin yani biraz daha sıkılaştırmaya dönük, biraz daha kredi piyasasını yumuşatmaya, soğutmaya dönük ifadeler olur mu? Oradaki tespitler son derece önemli olacak. Dediğimiz gibi açıklama metni hep çok önemlidir. Bu sefer belki daha da önemli. Son dönemin en önemli toplantı karar metinlerinden birini belki göreceğiz. GCM Yatırım Araştırma Direktörü Tuğberk Çitilci, çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Evet, aslında bir geri sayım içerisindeyiz. Yani hafta başından bu yana her gün Merkez Bankası'nı konuştuk. Yarın daha çok konuşacağız. Saat 14'te karar gelecek. Gelir gelmez de değerlendireceğiz. Yeniden görüşmek dileğiyle.